Efendim piyasaları konuşacağız, yorumları almaya gideceğiz. Salatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle beraber. Barış Bey merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu hafta özelinde tabii PPK toplantı özeti yarın takip edilecek. Geçtiğimiz hafta karar vardı, 5 puanlık bir artış ama operasyonel çerçevedeki değişiklikler, özellikle gecelik piyasa faizlerinde marjların genişletilmesi ve son 2 günlük tabloya baktığımızda da gecelik piyasa faizlerinin %52'nin üzerine çıktığını konuşuyoruz. Ne dersiniz Merkez Bankası'nın bu adımlarına ilişkin ve PPK'nın detaylarında neler görmek mümkün olur? Şimdi tabii Merkez Bankamız hani sadece 500 baz puan faiz arttırmakta kalmadı dediğiniz gibi. Bu alt üst bandındaki faizlerin 150 baz puandan artı eksi 150'den artı eksi 300 baz puanı da çekerek aslında gerektiğinde aslında daha fazla sıkılaştırma yapılabileceğini de önünü açmış oldu aslında. Dediğiniz gibi mesela Türk Lirası referans faiz oranının %52-40'larda olduğunu görüyorum mesela şu aşamada. Yani artık ortalama faiz oranının da maliyetinde aslında baktığımızda politika faizinin üzerine doğru gidebileceğini de noktada herhalde önümüzdeki dönem içerisinde herhalde öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ayarlamayla birlikte bakıldığında bu aslında sıkı para politikası uygulamalarının devam ettiğini ve devam edeceğini bize gösteriyor bir bakıma. Tabii bu noktada sonraki gidişat içerisinde hedeflenen şey burada işte Türk Lirası mevduat tarafına doğru talebin ve oraya doğru güvenin artışının sağlanması, talebin artışının meydana getirilmesi. Döviz hareketleri bağlamında da bakıldığında aslında işte Merkez Bankamızın kararından sonra bakıldığında para pozisyonunda, yabancı para pozisyonunda oluşan döviz artışı meydana gelmiş. 273 milyon dolar artış yönünde. Bu da aslında Merkez Bankası'nın müdahalesi olmadan gerçekleştiği diye gözleniyor görüldüğü itibariyle. Yani aslında bu adımların önümüzdeki dönem için bir ümit vaat ettiğini, yabancı yatırımcı nezdinde de aslında bakıldığında şu anda aslında seçim atmosferine doğru iyice girdiğimiz bu ortamdan kurtulduktan sonra bir para politikası etkisinin yabancı nezdinde de biraz daha etki bulabileceği bir sürece bize gösterecek gibi de duruyor gibi düşünüyorum ben. Tabii yerli yatırımcı net tarafından da baktığımızda da mevduat faizlerinin bu politika faiz ayarlamasından sonra daha fazla yukarı doğru gittiğini de görmeye başladık son günlerde ve bu da önümüzdeki dönem içerisinde yeni bir alternatif olarak da bakıldığında buraya doğru geçişin daha fazla olabileceğini de bir taraftan gösteriyor. Aynı zamanda tabii iç talebi baskılamak unsurları da toplantı metninde yer bulmuştu. Bunlar hala devam ediyor ve büyük ihtimalle toplantı özetlerinde de enflasyonun özellikle son geçtiğimiz 2 aydaki işte Ocak-Şubat ayında beklentinin üzerinde sonuç getirmesi nedeniyle ekonomik görünümde oluşan yani bozulmadan kaynaklı olarak bu politikanın bu şekilde ayarlandığına dair bunun kanıtlarını ve nedenlerini bence görüyor olacağız. O yüzden de seçim öncesinde atılmış bu adımla birlikte Merkez Bankamızın da işte öngörülebilirlik anlamında, belli beklentileri yönetme anlamında elini kuvvetlendirdiğini de göreceğiz, görüyor olacağız önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Bu açıdan bakarsak da sonuç itibariyle seçimden sonraki süreç içerisinde ek miktarsal sıkılaştırma adımları ve hatta yine toplantı metninde de görüldüğü üzere ekonomik görünümün bozulma devam etmesi durumunda faiz artımlarına da kapıyı kapatılmadığı bir ortam nedeniyle yeni faiz artımlarının belki de gelebileceğine dair görüntüyü de takip edeceğiz. Bir süreç olacak. Açıkçası toplantı özetlerinde bence bunların da bence nedenlerine detaylı bir şekilde değineceğini de görmek mümkün gibi gözüküyor kanaatimce. Şimdi özellikle Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla mevduat faizlerini de yukarı çekmek istediğini enflasyon raporu sunumunda ve PPK özetlerinde takip etmiştik. Şimdi orada geldiğimiz nokta 55.6'larda hızlı bir yükseliş var Ocak sonundan bu yana. Acaba oranlar yeterli mi TL tasarrufları için ve yine yönün yukarı çevrilmesini bekler misiniz? Tabii şimdi hani beklenen enflasyon üzerinden hani baktığımızda reel getiri var mı dersek şu anda yani Merkez Bankamızın %36 hedefiyle karşılaştırırsak hani var gözüküyor reel getiri ama beklenen enflasyondan ziyade şu anda gerçekleşen enflasyon oranları üzerinden biraz da bakmak gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda. Oraya da karşılaştırdığımızda %70'lere büyük ihtimalle çıkacak olan bir yıllık enflasyonda karşı karşıya kalacağız. İşte Mart enflasyonuyla birlikte. Ve Nisan-Mayıs itibariyle 170'in üzerine çıkacak bir enflasyon oranına sahip olacağız.
O yüzden hani bu pencereden baktığımızda tabii ki şu anda %55'lik bir politika faizinin, pardon, mevduat faizinin tabii ki enflasyonun şu görüntüsü itibariyle çok hani getiri sağladığını tabii söyleyemeyeceğiz tabii ki farktan ötürü, negatif farktan ötürü. O yüzden de önümüzdeki dönemde işte demin de bahsettiğim gibi ekonomideki gidişata bağlı olarak oluşacak enflasyon sonuçlarının etkilerini takip etmek gereken bir süreç olacak önümüzde. %70'lere vardıktan sonra geri çekilme başlayacak mı? Burası önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yani aslında önümüzde biraz zaman var. Özellikle Mayıs'tan sonra Haziran ayları itibariyle, Haziran-Temmuz ayları itibariyle enflasyondaki geri çekilmenin hızı bence burada mevduat faizinin gidişatı açısından da bence belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ekonomik görünümdeki her bozulma eğilimi enflasyonda baz etkisine rağmen çok ciddi manada bir düşüş meydana getirmezse mevduat faizlerinde de yeni politika ayarlamayla birlikte burada ayarlamalar işte miktarsal sıkılaştırma adımları olur, likidite sterilizasyonu adımları olabilir. Artı faiz artırım hamleleri de olabilir aslında. O yüzden mevduat faizinde gelinen bu seviyelerin şu anda aslında tam anlamıyla yeterli olmamasıyla birlikte bu eğer bu görüntü bu şekilde çizdiğim projeksiyon çerçevesinde gerçekleşecek olursa mevduat faizinde biraz daha yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görme ihtimalimiz olabilir diye açısı düşünüyorum ben. O yüzden burada önemli olan nokta gelen verilere bağlı olarak enflasyondaki görünümün ne tarafa doğru işaret ettiği olmalı ve ona göre bakmalı diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi özellikle Merkez Bankası'nın bir yandan politika faizindeki sıkılaştırma adımları, işte aktardığınız likidite tarafındaki sterilizasyon adımları ki burada zaten apilerle sağlanan fonlamaya baktığımızda bankaların ellerindeki TL fazlasının bu ay başından bu yana çekildiğini takip ediyorduk rakamlarda. Bir yandan faiz koridoru operasyonel çerçevede işte piyasadaki gecelik faiz oranlarına bir değişiklik. Bir de iş talep noktası önemli ki orada da kredi kanallarına gelen düzenlemeler, özellikle aylık büyüme sınırlarının aşağı yönlü revize edilmesi bunu sağlayamayan bankaların da ek maliyetlerle karşı karşıya kalması. Ne dersiniz? Kredi kanallarına gelen son düzenlemeleri nasıl buldunuz? Şimdi tabii yani burada tabii yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz doğal olarak. Ve şimdiye kadar bakıldığında da biraz hani yüksek enflasyon devam etme durumu nedeniyle de hep böyle talebi öne çekip yani şimdi alayım daha sonra daha fazla fiyatlar yükselecek düsturuyla çok ciddi manada bir geri çekilme hareketinin hani gerçekleşmediğini hep izledik ve gördük. O yüzden de tabii burada istenen düzeyde tüketim tarafındaki o talep düşüşü sağlanamadığı için bu tarz adımların daha hızlı bir şekilde geldiğini gördük. Mesela Ocak-Şubat ayları enflasyon sonuçları beklentilerin üzerinde açıklanınca tabii ki doğal olarak hedefe yönelik olarak işte hedeflenen enflasyon oranına gidilmesi noktasında o zaman daralması nedeniyle artık bu hedef noktasında biraz daha bu adımların hız kazanmaya başladığını gördük. Ben hani bu açıdan bakıldığında yurt içi talebin baskılanması adına işte kredi kanallarının sıkılaştırma adımlarının bu çerçevede gerçekleştirildiğini ve aslında bakıldığında enflasyonu mücadele para politikası açısından yapılması gereken şeyin hani bu olduğu zaten ortada. Talebi baskılayabilecek duruma gelmelisiniz ki işte enflasyonu biraz daha talep düşüşü nedeniyle azaltabilirsiniz. O yüzden kredi kanallarının biraz daha kesilmesi ve o kanalların kapatılması ve da daraltılması hedefleri gündemde kalmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Yani bu açıdan da baktığımız önümüzdeki dönemde demin de bahsettiğim gibi enflasyondaki hedefe odaklı gidişat konusunda bu noktadan ne ölçüde sapma göstereceğine bağlı olarak bence sıkılaştırma adımları da ayarlanacaktır diye düşünüyorum. O açıdan da önümüzdeki dönem özellikle seçim bittikten sonraki kalan aylarda kredi kanalları konusunda daralma eğiliminin devam ihtimali bence var. Ve bu da zaten şu anda faiz oranları üzerinden de net bir şekilde gözüküyor. Yükseliş yönlü hareketler özellikle bireysel krediler olduğu gibi ticari kredilere ilişkin konusunda da biraz zorlayıcı noktaya da gidiyor. Görüntüsünü veriyor bu politika. Zorunlu bir politika olarak da değerlendirdiğimizde. Hem tüketici kredileri, bireysel krediler cephesi, hem ticari krediler cephesi yine burada sıkılaşmaya doğru gidiyor diyorsunuz. Şimdi bir yandan
Piyasa fiyatlamalarını da sormak istiyorum. Merkezin kararından sonra yükselişler hız kazanmıştı. %3,1'lik bir değer kazancı. Haftayı 9.111'den kapatmıştık ama dün gelen satışlar önemliydi. Tabii dün Borsa İstanbul'da sert aşağı çekilmeler takip ettik. İşte artık 8.800'leri konuşur vaziyete gelmiş durumdayız. Ne dersiniz borsanın gidişatı için? Bir de son günlerde işlem hacimlerinde aşağı yönlü bir seyir var. Burayı da nasıl okuyorsunuz acaba? Evet, yani bununla ilgili birkaç tane argüman ortaya koyabiliriz bence. Birincisi işte 27 Mart şu anda bugün, yani dün itibariyle kapanan piyasaya baktığımızda görüntü nedir? Yani seçime totalde 5 gün kaldı. İş gün anlamında da tabii daha da kısa. O yüzden hani seçim öncesinde biraz daha yerli yatırımcı, yabancı yatırımcının şu seçim ortadan kalksın, seçim sonrası süreci biraz odaklanalım beklentisi birinci bir argüman olarak değerlendirilebilir. Ama bence daha önemli bir etken daha var. Az önce konuştuğumuz gibi Merkez Bankamızın politika faizini arttırmasından sonra gerçekleşen işte mevduat faiz oranlarına baktığımızda işte %55'lerden bahsediyoruz. Bu bence ciddi bir alternatif olma yolunda doğru, yoluna doğru gidiyor şu anda görüntüde. Yerli yatırımcı açısından bakıldığında. Bu tarafta mesela şöyle bir şey de söylememiz lazım. Yani bizim Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcıların kullandığı kredi işlemler hacmi oldukça yüksek. Ve gelinen nokta itibariyle politika faiz ayarlamalarıyla birlikte bakıldığında yani bu kredi işlemler için uygulanan faiz oranları da tabii yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani %70-80'lere kadar çıkmış kredi faizleri var kredi işlemlerde. Yani bunu aylık tarafta değerlendirdiğimizde %7-8 bandında bir getiri sağlaması lazım ki ve bunun üzerine doğru çıkması lazım ki kredili işlem maliyetinde kâra geçebiliyor olabilirsiniz. Tabii bunun da yarattığı bir etken bakıldığında bir alternatif olarak mevduat tarafında daha cazip görüntü veriyor şu anda. O yüzden kredi işlemlerin yoğunluğu ve bu görüntünün bu tarafa doğru kayması nedeniyle biraz daha Borsa İstanbul'a doğru bakış açısının yerli yatırımcı nezdinde biraz uzaklaşma eğilimi gösterdiğini biraz düşünmek gerekiyor. Bence biraz bu etken de var son günlerde. O yüzden son zamanlarda kredi işlemlerden çıkışların da bu faiz nedeniyle belki gerçekleştiği bir dönem içerisinde olacağız. Yani açıkçası kredi işlem hacminin biraz azaldığını görmek gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ondan sonraki süreçte Borsa İstanbul'un bir yere oturduktan sonra tekrardan yönünü yukarı doğru çevirebileceğini belki düşünmek lazım. Bu noktada diğer bir argüman daha devreye giriyor. Yabancı yatırımcı ne yapacak? Bu da önemli bir soru işareti. Çünkü işte son zamanlarda attığımız tüm adımlar neticesinde işte kredi notumuz bir adım yukarı çıktı. Şimdi hani Moody's'ten bekleyeceğiz Mayıs ayında. Ve gelecek dönemde işte yaşanacak olan işte gri listeden çıkış noktasında gelecek olan haber akışları belirleyici unsurlar olacaktır. Bu düşüşler tabii ki şimdilik hani baktığımızda belli bir miktar trend değişikliğine doğru gidiyor gibi. O da diye değerlendirmemiz gereken bir nokta. Bu düşüşlerden sonra nerede tam anlamıyla oturacak yerine ona da bakmamız gerekiyor. O yüzden hani seçimden sonra biraz daha yerli yatırımcıdan ziyade yabancı yatırımcının buraya giriş yapmasıyla alakalı bir gidişatı takip edebiliriz gibi gözüküyor bana. O yüzden hani geri çekimler belki biraz daha devam edebilir. Bu noktada ilk etapta bakmamız gereken yer mesela 8.720 seviyesi olabilir ki 18 Mart'ta görülen dip seviyesiydi orası. Ve yani onu bir tekrar test ederse 3. dibi tekrardan aynı yerde test etmiş olacak. Bunun üzerinde kalmayı başarabilirse 3. kez burayı denemesinden sonra yabancı yatırımcılar eğer gelmeye başlarsa tekrardan ve biraz daha hacmi artarsa bunu bahsettiğim beklenen gerçekleşme durumuyla birlikte yani o zaman endeks tarafında yabancıların desteğiyle oluşacak bir toparlanma hareketi gözlenebilir gibi gözüküyor bana. O yüzden endeks cephesinde yerli yatırımcıdan ziyade yabancıların desteğiyle oluşabilecek bir yükselişten bahsedebilirsek eğer yani yukarı hareketler için tekrardan yani 9.200 ve 9.450 bir seviyesinin üzerine doğru geçildiğini görmemiz gerekecek bence. O yüzden hani bundan sonraki süreç mesela bugünden itibaren hani cuma gününe kadar belki biraz daha satış baskılı, yükselişlerin sınırlı olduğu birkaç gün çarşamba, perşembe, cuma günleri yaşayabiliriz. Sonrasında kademeli bir şekilde bahsettiğim destekte tutunma olursa eğer tekrardan buradan tepki hareketi bekliyorum. Bahsettiğim seviyeler üzerinde kalmak lazım. 9.200-9.250 ilk etap, sonrasında 9.450, sonrasında da daha yukarı seviyeler o zaman tutunabilirse eğer test edecek hale gelebilir gibi tahmin ediyorum ben.
Şimdi yabancının tabii içerideki borsadaki hareketleri önemli. Son haftalarda satışta olan bir yabancı ki hem Şubat ayını hem de Mart ayını satış yaparak geçirmişti. Ama biz sizle de Aralık ayında ve Ocak ayında yabancının güçlü girişlerini sıkça konuşmuştuk. Şimdi bir yandan yabancının genelde ilk giriş yaptığı yerlerde daha likiditesi yüksek olan taraf, işte bankalar ve holdingler, işte market cap'i bakımından yüksek olan şirketler ve kotasyon problemi olmayan tarafta yabancı genelde pozisyonlanmayı tercih ediyor. Ama bankalara baktığımızda geçtiğimiz hafta endeksi yukarı taşımıştı. Hatta merkezin kararının geldiği gün bankalarda %5'e yakın artılar, haftalık bazda da %12'nin üzerindeki primler. Şimdi normalde politika faizinin arttığı bir ortamda bankaların da maliyetleri artar ama yabancının giriş beklentisiyle mi geçtiğimiz hafta bankaları alış tarafına geçirdi buradaki hareketlilik? Bir yandan dünkü satışları da sormak isterim. Ya tabii, yani Merkez Bankamızın daha önceki faiz artırım hamlelerinden sonra da bankacılık endeksinde yükselişler gözledik. Tabii yani dediğin çok doğru. Yani mevduat faiz, yani politika faiz artırılması nedeniyle oluşacak durumda bu durum bankaların özellikle mevduat maliyetlerindeki artış, hatta şu ortam içerisinde kredi piyasasının daralma eğilimi göstermesi, ki daha belki de gözlenecek bu durum. Bir taraftan hani kredi veremeyeceksiniz, bir taraftan mevduat maliyetleri artacak. Doğal olarak bu komisyon gelirlerinde bir azalış meydana getirecek. Belki de bunun operasyonel anlamda karlılıklarında azalışlar meydana getirecek. Öz kaynak, öz sermaye karlılıklarında belki düşüşler meydana getirecek. İşin bu tarafına baktığımızda tabii ki bu bankacılık sektörü için tabii olumsuz bir durum. Ama bu kararlar geldikten sonra aslında şu fiyatlanıyor aslında. Biraz hani ekonomiye ilişkin hedefler ortada ve bununla ilgili hedefe odaklılık devam ediyor. Ve faiz arttırım hamleleriyle enflasyonlu mücadele, kararlılık mücadelesi devam ediyor. Bu hedefler ortaya konmaya devam ediyor aynı zamanda. Ve son politika faizi kararıyla birlikte bakıldığında da, yani seçimden öncesi de bir aksiyon alınmasının etkisiyle birlikte, işte kredi notu artırılması birbirinden ve geleceğe yönelik olarak bakıldığında da gerektiği takdirde yeni faiz artımlarının kapının kapatılmamış olması, bunlar öngörülebilir durumlar ortaya koyduğu için biraz bankalara ilgi buradan gerçekleşiyor bence. Yabancıların biraz ilgi gösterdiği bir hareket meydana geliyor. Ama mesela bu düne baktığımızda, mesela daha doğrusu hafta başına baktığımızda bir yükselişle başladık ama devamı gelmedi. İşte biraz o beklentilerin fiyatlamasının bitmesi, işte hem not artırma olsun, faiz artırma hamlesinin etkisi olsun geçtikten sonra, işte seçime doğru girdiğimiz bir hafta bunun bir etkenin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan işte bahsettiğim gelişmelerin bir miktar etkisi, biraz daha yerli yatırımcının hem de yabancı yatırımcının hem seçim nedeniyle biraz uzak kalıp biraz izlemeyi tercih etmesi diye etkenler olarak düşünüyorum ben. O yüzden hep görüntüyü, bir argümanı, yani seçim bitsin ondan sonra sürece bakalım şeklinde biraz yorumlamaya başladım ben. Bu durumda baktığımızda bankacılık endeksi potansiyeli var mı dersek, değerleme üzerinden gidersek, çarpanlar üzerinden gidersek, yurt dışı benzerleri karşılaştırdığımızda, mesela geleceğe yönelik değerlemelerde fiyat kazanç oranı mesela bakarsak hala potansiyeli olan bir konumda. O yüzden öngörülebilirlik devam ederse, para politikası sıkılaştırma hamleleri de sürecek olursa eğer, enflasyonda beklenen düzeyde bir gidişat meydana gelirse bankacılık endeksine yabancıların olduğu bir ilgi gerçekleşebilir gibi gözüküyor bana. O yüzden baktığımızda mesela hani bankacılık endeksi dün de düşüş meydana getirdi ama mesela sanayi endeksinden daha az düştü. O yüzden biraz ben potansiyelin bulunduğunu düşünüyorum ve yabancıların ilgi göstermesi durumunda bankacılık endeksinde yeniden işte 11 bin üzerine doğru bir hareketin mümkün olduğunu da tahmin ediyorum kendimce. Şimdi özellikle bankacılık sektörü için tabii Eurobond oranları, CDS'lerin seyri de tabii önemli. CDS'ler cephesinde 700'lere gelen bir rakam geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, Mayıs ayında varken, şimdi artık 300'lerin üzerine konuşuyoruz ama bundan sonra neler beklemek lazım acaba? Yani tabii CDS tarafında yani beklememiz gereken şey aslında bu tamamen aslında bize uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ve buna olan bağlılık ve buna ilgili vereceğimiz güvenle alakalı. İşte 700'lerden bahsettiniz. Oraya doğru geldiğimiz noktada para politikasına ilişkin öngörülebilirlik çok zayıf konumdaydı ve enflasyon yükselirken ne yapacağına ilişkin bir beklenti belirsizliği vardı. Tabii bunlar da ortadan kaldırıldı hemen hemen ve işte son politika faizinin geldiği nokta itibariyle bakılırsa, işte geçen artırımla birlikte, tabii ki ileriye dönük olarak, yönelik olarak bakılırsa enflasyonla mücadele için eskisine oranla daha güvenilir bir ortamın
yakalanabildiğini söyleyebiliriz. Bunlar bir etken tabii ki. Geleceğe yönelik olarak bakılırsa borçlanma maliyetlerine eklenecek işte risk primini ifade eden CDS priminin aslında bu beklenti yönetmeli alakalı olarak bu seviyelere doğru gerilediğini yorumlamakla birlikte eğer bu beklentileri iyi yönetmeye devam edebilirsek, bunu başarabilirsek eğer enflasyonda gelinen noktada işte Mayıs'tan sonra düşüşün anlamlı bir şekilde olmaya başladığını görebilirsek, yani para politikasının gecikmeli etkilerinin görülmeye başladığını izleyebilirsek, CDS'ler tarafında da yükselişlerin yerine daha aşağı yönlü hareketlerin gelme ihtimalini de değerlendirmemiz gerekiyor. Ama tabii bahsetmek şunu söylemek lazım. Bu politikalarda devam edip bu politikaların başarı sağladığını görmekle alakalı bir şey bu. Şunu da not etmek istiyorum ben. Sadece para politikası üzerinden değil, yapısal reformlar adımlarının da ortaya konarak, bunlarla ilgili kararlılık ifadelerini de ortaya konarak aksiyonların alınıp bunların da iyi bir sözlü yönlendirmeyle bence ortaya konması gerekiyor. Bunları da sağlayabilirsek eğer orta uzun vadeli periyotta enflasyonla mücadelenin daha sağlıklı bir şekilde ilerlediğini görmeye başlayabiliriz. Bence bu da ileriye dönük olarak, yönelik olarak daha doğrusu CDS risk primimizin de belirli seviyelerden daha aşağı noktalara gelmesi için bize alan açacağını da bence burada eklememiz gerekiyor. Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Alat Çatır ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyi günler. Çok teşekkürler. Efendim Barış Ürkün bizlerleydi ve seans öncesine veda ediyoruz. Şimdi ise Asya piyasalarındaki rakamları getireceğiz ekranlara.